Gazetesi. Mersin'den Dünya'ya iyilik Mesajı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Gül, projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, projeyle sosyal sorumluluk yanı gelişmiş insanlar yetiştirilmesinin amaçlandığını ifade ederek, bu iyilik hareketi okullarımızın iklimini değiştirecektir. Yapılacak çalışmaları kurum olarak takip edeceğiz. Türkiye ve dünyaya en fazla iyilik Mersin'den yayılsın istiyoruz, dedi. Zabıta dilencilere göz açtırmıyor. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler en son ayağını beyaz bir bandajla sararak sakat gösterip dilencilik yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Mersin Gazetesi. Görme engelliler için akıllı gardırop. İkinci Mobilya Arge Proje Pazarı etkinliğinde birincilik ödülü görme engelliler için akıllı gardırop projesine verildi. Kadın STK'ları proje hazırlamayı öğreniyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın kırsal alanda genç kadınların güçlendirilmesi projesi kapsamındaki STK'lar arası kapasite güçlendirme ve bilgi paylaşımı çalıştayı başladı. Yeni Güney Gazetesi. Gizemli minibüs. Mersin sahilinde takoz üzerine konulmuş gizemli minibüs vatandaşlar arasında kuşku yarattı. Valilikten vatandaşlara uyarı. Mersin Valiliği bazı kişi ya da kişilerin valilik ve hiçbir yöneticinin dernek veya kişiler adına yardım talebinde bulunmadığını ifade ederek vatandaşları bu tür taleplere itibar etmemeleri konusunda uyardı. Çukurova Gazetesi. Büyük vebal altındalar. Mersin Turizm Platformu Başkanı Olcar, firmanın 9 yıllık işletme süresini büyük risk gören hiçbir bankanın kredi vermeyeceğini daha önce söylemiştik diyerek, suçun o dönemin ilgili bakanlarında, milletvekillerinde ve mülki idarecilerinde olduğunu söyledi. Olcar, büyük vebal altındalar, dedi. Cezaevine uyuşturucu sokmak istedi. Tarsus'ta cezaevinde bir arkadaşını ziyarete giden TK, cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. TK, ziyaret için gittiği hapishaneye tutuklu olarak girdi. Akdeniz Gazetesi. Belgen varsa yargıya git. Batımersin.com Genel Yayın Yönetmeni Derviş Efe Sönmez'e yapılan saldırılarda kendi isminin geçmesine tepki gösteren AK Partili Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, "Saldırı kadar adımın böyle bir olayda geçmesi bir o kadar çirkin ve üzücü. Benim böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. O arkadaşın elinde varsa belgesi yargıya gitsin," dedi. Suni Çin mağduru. Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Spor Toto 2. Lig ekibi Kara Gümrü'ye konuk olan temsilcimiz Mersin İdman Yurdu, Suni Çim'de oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü Mercan Aktaş'tan gelirken bu skorla 2. Lig ekiplerinden Kara Gümrük, C grubunda puanını 7'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Grupta ilk yenilgisini alan temsilcimiz Mersin İdman Yurdu ise 4 puanda kaldı.